Yusuf Kaplan. Yol ayrımı. Ya yok olacağız ya da toparlanıp yeniden yola çıkacağız. Türkiye dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve zorbaların kabusu. Cümle bu. Bu cümlenin geçerliliği ve karşılığı var ama burada bizim ülkemizde değil. Batıda. Batılılar Türkiye'yi dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve kendileri gibi emperyalistlerin haydutların kabusu olarak görüyorlar. Fiili olarak değil, potansiyel olarak. Türkiye uyuyan dev. Ama er ya da geç bu bil kuvve potansiyel umut olma halinin bil fiil umuda dönüşebileceğini düşünüyor batılılar. Türkiye İslam'la ne kadar güçlü, köklü, diriltici ilişkiler kurarsa, Türkiye'nin dünyanın ruhu, mazlumların umudu ve zorbaların kabusu olma gücü ve oranı o kadar artar. Batılıların çok iyi bildikleri, bizimse henüz farkında bile olamadığımız ama tarihin akışını şekillendireceği için batılıların fazlasıyla ilgilendikleri, o yüzden bunun gerçeğe dönüşmemesi için darbeler yapmalarına yol açan yakıcı gerçek bu. Şunu çok iyi bilin. Batı uygarlığını kuran ve temsil eden güçler Türkiye'yi uyuyan bir dev olarak görüyorlar. Uyutulan bir dev. Uyandığında bütün dengeleri alt üst edecek, batılıların emperyalist çıkarperest ruhsuz dünyalarını, küresel sömürü sistemlerini yerle bir edecek bir dev. Burada narsisizm filan yapmıyorum, ihtiyacım yok buna, doğru da olmaz bu. Bu kadar esaslı bir meseleyi enine boyuna tartışmaya çalışırken. 12 yıl batıda yaşamış, batı dünyasını, insanını, ilişki biçimlerini, zihin kalıplarını yakından gözlemlemiş, okumuş, analiz etmiş biri olarak şunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Batıda insan yok, aile yok oldu, din yok oldu. Toplum denen bir olgu yok artık. İnsanı da, aileyi de, dini de, toplumu da mezara gömdüler. Sadece sanal olarak, dolayısıyla zoraki olarak icat etmeye çalışıyorlar medyalar üzerinden. Japon, Çin, Hint bedenlerini kurtardı ama ruhlarını kaybetti. Biz ruhumuzu kaybetmedik. Hayata değen, insana değen, sahici ilişkiler geliştirebilen en güçlü toplumların başında geliyor bizim topluluğumuz. Japon toplumu çok güçlü bağlara sahipti. Katı bağlara, hayatta karşılığı olmayan kas katı bağlara. Marx'ın dediği gibi buharlaştı ve sürükleniyor sadece. Japonların sanayi devrimini yaptıkları samuray değerlerine dayalı o muazzam Japon toplumu yok artık. Tarih oldu, mezara gömüldü. Daha doğrusu o güzelim değerlerini sanayi devrimini gerçekleştirmek için malzeme olarak kullandı, araç sallaştırdı, ruhunu yok etti. Böylelikle kendi elleriyle mezara gömdü Japonlar. Hem değerlerini hem de o değerler üzerine inşa edilen Japon toplumunu. Aynı süreçleri Hindistan ve Çin'de yaşıyorlar. Bedenlerinin yok olmaması için ruhlarını öldürüyorlar. Batılı, ruhsuz seküler toplumların karikatürlerine dönüşüyorlar biz böyle bir tecrübe yaşamadık bizim modernleşme tecrübemiz Tanzimat'tan itibaren hep dikkatli oldu her şeye rağmen Cumhuriyet'te biraz din değiştirir gibi medeniyet değiştirmeye kalkıştık. Laikleşme süreci topluma tepeden vurulan bir pranga olarak işletilse de aslında batılılaşan ve ruhunu yitirerek yok olmanın eşiğine gelen diğer toplumlarda olduğu gibi ruhumuzu yitirmedik biz. Tanzimatla yönümüzü, Cumhuriyetle yörüngemizi yitirdik ama ruhumuzu yitirmedik. Japonlar, Çinliler, Hintliler yönlerini de, yörüngelerini de, ruhlarını da çoktan yitirmiş durumdalar. Yol ayrımı ya yok olacağız ya da toparlanıp yeniden yola çıkacağız. Biz tarihe geç kaldık. Tarihe giremedik henüz. Ama Japonlar, Çinliler ve Hintliler tarihe girdiler ama köle olarak. Üstelik de kendi tarihlerine değil, batılıların tarihlerine. Biz direndik. Osmanlı modernleşmesi sürecinde kapitalistleşmeye direndik. Cumhuriyet modernleşmesi sürecinde de İslam'ı terk etmemek, kaybetmemek için az çile çekmedik. Fakat gelinen noktada kendi yolumuzu da bulabilecek ya da Japon, Çin ve Hint örneklerinde olduğu gibi batılıların yolunda eriyip yok olacak iki seçeneğin eşit gerçekleşme ihtimaline sahip olduğu ürpertici bir yol ayrımının eşiğine gelip dayanmış durumdayız. Dünyanın ruhu, mazlumların umudu, zorbaların kabusu olduğumuzu gösterecek bir yola da girebiliriz. Ya da batılıların kölesi, celladına aşık mankurtlaşmış türedi tiplere, kölelere dönüşerek bir yok oluş sürecine de iki seçenek eşitlendi. Hatta yok oluş süreci biraz daha güç kazandı gibi görünüyor. Çünkü İslam'ı tepe tepe kullanıyoruz. Paçavraya çevirmek üzereyiz. Bütün haram helal ölçülerini hiçe sayıyoruz. Ama bu durumdan da bütün toplum kesimleri olarak fena halde şikayetçiyiz. Hatta çok güçlü, sahici, samimi bir öz eleştiri dalgası var. İşte bu sahici, samimi öz eleştiri dalgası bizim yeniden toparlanıp kendimize gelmemizi, dünyanın ruhu, mazlumların umudu, zorbaların kabusu Müslüman bir Türkiye'yi inşa etme sürecine girmemizi mümkün kılabilir. Her şeye sil baştan yeniden başlamayı, sil baştan yeniden Müslümanlaşmayı gerektirecek zorlu bir hakikat medeniyeti yolculuğu bu. Ayartıcı şartlara teslim olmaz da şartları teslim alır ve şekillendirirsek, kendi dünyamızı inşa yolculuğuna çıkabiliriz yeniden. Umutsuzluk haram bize. Nerede tek bir inanmış adam varsa bilir ve inanırız ki orada hakikat fitili yakılır er ya da geç. Ama mutlaka. Peki ne yapacağız da bu kıvılcımı çakmış olacağız? Çıkış yolunu sonraki yazıda hem teorik hem de pratik olarak adım adım göstermeye çalışacağım. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak